günler sevgili basketbol severler. NBA Digital'da NBA Game Time'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sevgili Murat Muratonoğlu ile birlikte NBA'den güncel gelişmeleri ve öne çıkan takımları, haftanın takımlarını kendimiz açısından konuşacağız. Murat abi sıcak bir gündemle başlayalım. Dün gece bir Önce kazananları söyleyelim. Önce elbette. Ee, Jason Duke, North Carolina. Yani son herhalde Şeşevski. Duke'a geldiğinden bu yana e, NCAA'lerin en büyük rekabeti. Yine çok büyük rekabetler var ama bence hiçbiri North Carolina Duke rekabetine yaklaşamaz. İpuçlarımızdan biri oydu. Jason Tatum sıfır numarayı giyiyor Boston Celtics'te ve Tatum'ı Emre Dorak kazandı. Rashid Wallace yani Mr. Yani teknik Faal, Jail Blazer ve e, Memo'nun da Pistons'da takım arkadaşıydı şampiyon olduklarında. Onu da Yiğit Oğuz kazandı. İkisini de tebrik ediyoruz ve güle güle giyin diyoruz ve evet başlayalım. İpucu. Ve... ipucu bugünkü Aa, bugün de veriyoruz. Her gün veriyoruz. Bu da bir NCAA rekabeti. Yine çok çok büyük bir rekabet. İki oyuncunun rakamı toplam 34. Şimdi farklı rakamlarda giydiler. Vereceğimiz tişörtlerdeki rakam bunlar. Bir ipucu daha vereyim. İkisi NBA'de toplam 6 farklı takımda oynadılar. O nedenle ismi tahmin ettiğinizde bile acaba hangi takımdaki forması var burada diye düşünebilirsiniz. arada bir ipucu daha vereceğiz ve cümleyle de programı kapatacağız. Başarılar. Evet abi, başarılar dileyelim. Şimdiden cevap verecek izleyicilerimize ve teşekkür de edelim. Normalde buraya gelmeden evvel Cleveland'ı konuşuruz ve Sacramento'yu konuşuruz diye planlamıştık seninle ama dün gece öyle bir hakem gündemi yaşandı ki yani NBA tarihinde eşi benzeri görünmemiş nitelikte. Yine Dallas Mavericks'in maça dair resmi bir protesto yapmasıyla neticelenen bir durum ortaya çıktı. Adeta iki sayı Golden State'e hediye edilmiş oldu. İşin garibi Maçta 127-125 bitti yani bu iki sayı ile bir bakıma maçta tamamlanmış oldu. Önce bu pozisyona bakalım. Mavericks savunma yapmadı. Peki neden yapmadı? Neler oldu? Yani şimdi bir fenerbahçe taraftarına bunu gösterdiğiniz ama ben de bir etki yapmıyor ki. Yani teknik faal hakem iki atış diyor dorsiye topu veriyor. Ondan sonra Nigel'a yapılan faal atışlarını da iptal ediyor. Yani niye iki yapıyoruz? Geçen hafta... elini çemberin içinden geçiriyor. Basketi şey yapıyor. Bir hakem... veriyor, öbürü neden gidip iptal etti? O açıdan yani... Fenerbahçe'nin başına bunlar her hafta geldiği için... ama burada... benim kafamda tek bir soru işareti o kadar. Yani Nedir abi? Şimdi... ilk bu, buraya veriyor. Golden State'e veriyor. hakem. Ondan sonra dehalısı, bak burada dehalısı gösteriyor. Hakemlerin açıklamasını okudum abi. Resmi olarak hakemlere pozisyon soruluyor dedi. Şunu söylüyorlar. Molayı veriyoruz. Topu diyor. Golden State'e. Molayı Mavericks'e verdik. O, onu Hakemler bu şekilde bir kendilerini savundukları açıklama Olabilir. yaptılar. Çünkü önce elini havaya kaldırıyor. Ya yani topu Golden State'e verdik diye. Bak, burada Mola'sı da zaten bunu itiraz ederken yok yok diyor. Molayı onlar aldı diyor. Neyse bu arada Luka Doncic de faul yapıldığına dair itiraz ediyor. Yani topu istemiyor orada Mavericks. Faul istiyor. Topu Golden State'e veriyorlar. Peki neden Mavericks savunmaya dönmedi? Çemberleri mi karıştırdı derseniz hayır. Hakemle tartışma halindeymiş. Hepsi kendi, mi ya? ya kendi bençiyle diyalog ve hakemlerle konuşma tartışma halindeymiş. Sadece Josh Green geliyor. O da O da iş işten anlıyor. geçtikten sonra. Yani eğer Dallas top bizdeyse diye düşünüyorsa ki itirazı o Mark Cuban'ın orada bir adamı olması lazım en azından. Üç kişi argüyu yapsın, iki adam orada olsun. Maçın spikeri Top Dallas'ta dedi. Salonda da topun Mavericks'te olduğuna dair anons yapıldı ve hakemler bize hayır, top Golden State'te demedi diyor. Mark Cuban'ın itirazı bu yönde. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm demiş. Sen böyle ama bir şey şahit oldun mu? Yok, abi. olmadım ama hakemler de anonsçunun ne söyleyeceğini kontrol edemez ki. Bence de orası. Ve resmi... maç spikerinin. Yani şimdi burada niyet önemli. İyi niyetliysen ve hakemlerine sahip çıkmak istiyorsan elinde yeterince delil var. Top Golden State'in mola de Art niyetliysen yani mesela bu Fenerbahçe maçı olsa iki de teknik faal verirler de itiraz eden üç oyuncu. Ondan biz alışırız. Yani geçmiş olsun ama orada iki tane oyuncusunun olması lazımdı de Bence yalnız öyle... e, biliyorum ilk maçı geri döndü Doncic'in kilo vermesi. Ya bu da yani çok. herhalde bir ceza getirecek. Ya zaten teknik faulleriyle ünlüdür Luka Doncic. Çok da uzak değildir teknik faulle. Burada hakemlere satılmışsınız gibilerinden bir ifade Kaç para aldınız Kaç gibi. para aldınız gibilerinden. Maçın da harareti tabii çok yüksekti takımların playoff durumda. çok önemli var. bir maç. Yalnız Luka şunun farkına varması lazım. O herhangi bir yıldız değil. Biraz da NBA'ye geliş şekli NBA'de başlangıcı çok üst seviye olmasından dolayı o herkese hazır olması lazım. Herkese hazır olmanın da yolu kendine iyi bakmaktan geçiyor. Çok kilo aldı. Ee, kariyerin sürecini bile etkiler. NBA tarihinde senin izlediğin kadarıyla tekrar edilen bir maç yok. Yani böyle resmi protestodan bir şey çıkacak değil gibi. Bilmiyorum onlar da herhalde özür mektubu yolluyor. <laughs> ben hakimlerim... Ama burada yani işte hakem şey yapmıyor yani. Yani niyet burada hakikaten maçı anlatan ve anons yapan o ikinci şeyi hakem karar değiştirdi. Top şimdi Dallas'ta diye görmüş. Ama öyleyse de ya top sende itirazını yap. Orada bir adam hakemin yanında sen top bizde demişsin de hakem diyecek. Ya ya molayı gösterdim ben diyecek. iş bitecek. Maçı anlatan spikerin zaten söylediğinin hiçbir resmiyeti yok. Ya sen maçı anlatırken gayet yanlış da görebilirsin. Hakemin vücut dilini yanlış da görebilirsin. Tabii, tabii. Mark Cuban'ın o savunması çok zayıf geldi bana. Bana da zayıf geldi. Kendi e, şeyinin de bence orada oyuncularının da biraz daha uyanık olması lazım. Yani. Evet ama o detayları da konuşmuş olduk. Yani Mavericks oyuncularının çemberi karşı karıştırdığı yok bir tabii. Şey yani. şey güzel olurdu. Yani Jordan Poole'luğunu ya veriyor biri gelip blok. <laughs> <laughs> Josh Green yetişemedi. Çok da uzak kaldı. Bence o zaten hakemen oluyor diye sormaya geldi yani savunma. Evet, diye evet geldi diye. şey yani oyunla ilgili değil. Niye onlara verdim şeyini sorgulamaya geldi sorusun. Böyle komik bir detaydı bence ama tabii Mavericks için özellikle sezonu bitirecekleri yer Kayrı yine ayağı ağrıyor. Başladı ağrı mı ayaklar e, ağrıyor? yok. Maçta yok. Belki doğum günü partilemesi de olabilir. Bugün doğum günü değil mi? Evet ama memleket bu haldeyken mi diye de sormak lazım. Yani Mavericks için sezon iyi yere gitmiyor. Neyse abi biz iyi takımlara geçelim. Savunma verimliliğinde ligin zirvesinde olan bir Cleveland'la, hücum verimliliğinde tarihi işler yapan Sacramento Kings'e gideceğiz ama önce Cleveland'la başlayalım. Bir kere Donovan Mitchell bir rüzgar gibi ve takım savunması da onları iki taraflı olarak özel bir takım haline getiriyor. Ya bence zaten şu anda hem hücumda hem savunma verimliliğinde ilk 8'de olan Celtics var. Hücum 3, savunma 4. 76ers var. Hücum 4, savunma 5. Ve Cavaliers var. Hücum 8, savunma 2. Ama yani o kadar az bir nüansla da 2 ki... 1,5'den 2. Şey, küsüratı kestiği zaman Milwaukee ile aynı çıkıyorlar. Küsürat da çok az bir 109. fark. 109.7 sadeleşti. 109.7 sadesi. Bucks mesela hücumda 12, ee, savunmada 3. Knicks de hücumda 5. Savunmada 13. Bunların hepsi Doğu takımları. Yani Batı'da... savunmayı veya hücumu çok iyi yapan takımlar olsa da ikisini... böyle seviyelerde yapan hiçbir takım yok. Bu da Cleveland'ın şanssızlığı, playoff'lar... geldiğinde. Çünkü hakikaten... Doğu'da yol... hiç kolay değil. Cleveland... ne yapar? Ne eder? Donovan Mitchell... iyi... E, e, bir Denver serisi var, efsane. Bubble'da. Bubble'da. Yani o seviyelere ulaşamaz belki ama Doğu playofflarında. Yani iyi bir Donovan Mitchell, sağlıklı bir Jared Allen'la şey, Evan Mobley. Mobley. Yani şöyle, NBA'de ilk 20'de ikişer tane blokçusu olan iki tane takım var. Indiana playoff yapamayacak. Miles Turner ve Isaiah Jackson. İkincisi de Cleveland. Ama çok enteresan. E, takım bloğunda Indiana ikinciyken Cleveland 18. Bunun da sebebi şu. J.R. Bickett taktiği savunmada şu. Beni boyalı alandan hiç kimse yenmesin. Ve ikisi de çok aktif uzunlar olduğu için. Hatta savunma 3 saniyesini en çok çalınan takım Cleveland. En çok çalınan oyuncu da Mobley. Hatta J.B. Bickett hiç sorun değil. Savunma 3 saniyesi çalınsın dedi. O yüzden Jared Allen 3 saniye çalınca yumruğunu kaldırıp koça A gösteriyor. Aynen. Aynen. Ee, sorumlusu benim demiş çünkü Çünkü onun ister. da taktiği şu. Ya kaç kere çalacak bir hakem? Şimdi bu NFL'de de quarterback pas atmaya gittiğinde o öndeki offensive line'a tutun ya kardeşim kaç tane çalacaklar derler. Bir kısafta biz matematiğini yaptık... karlı çıkıyoruz. Kesinlikle demiş, Kes Kesinlikle. Ee, ondan biraz blokları bireysel bloğa göre takım olarak aşağıda. Şimdi Jared Allen olmadığı zaman zorlanıyorlar. O da Nets maçında yine iyi döndü. 12 sayı, 14 rebound. Çok enteresan. Yani Jared Allen oyundayken hucum verimliğinde yani onun oyunda olduğu NBA'de ikinciliğe çıkıyor. Yani şimdi bu istatistik sana şunu diyor. Müthiş bir stretch 5'im var. <laughs> %10'la mı ne? 11'le mi Üçlük atıyor. Yani... çok enteresan. 11 maç kaçırdı. Cleveland onların 6'sını kazandı. 20 dakikanın... altında oyunda oynadığı hiçbir maçı Cleveland kazanamadı. Yani böyle de... Yani bilmiyorum, beni biraz aşıyor. Enteresan. <laughs> Değil mi? İzahı zor. Ama... Çok, çok enteresan bir şey. Ha böyle point... Pivot da değil, point, power forward da de değil. Yani elbow pası falan yani yok. 1.7 asist yapıyor maç başına. 1.4 top kaybı. Ama Cavaliers şu anda... son 11 maçta 8 tane galibiyet aldılar. Yalnız burada... dördüncülü mutlaka korumaları lazım. Çok enteresan, bu sene 7 tane uzatma oynadılar. 7'sini de kazandılar. Boston'a karşı 4 maçın 3'ünü kazandılar. 3'ü de uzatma. Yani şimdi bu bir düdük... topun bir sıçrama şekli. O açıdan... yani ben hep şuna inanırım, 7'de 7 ile gidiyorsan, 8'de 8 ile gidiyorsan... yani... Probability de... E, o dengeyi bir yerde sağlar. İnşallah... bu sene Playoff'larda Boston serisine... gelirlerse orada olmaz. Murat abi sen hücum ile alakalı bir parantez açtın. Onlara ek olarak yakın dönemde ben Cleveland'ın neredeyse tüm maçlarını izledim. Hatta bir kısmını anlatma fırsatı da buldum. Geçtiğimiz sezon bu takımla alakalı şunu söylüyorduk. Topa, Garland'a özellikle baskı geldiğinde, Garland ikili sıkıştırma ile topu elinden çıkardığında ikinci top yönlendiricisi yok. Şimdi oraya Donovan Mitchell gibi inanılmaz bir silah geldi. Hem top yönlendirmeyebilir, hem drive'la çembere gidebilir, hem inanılmaz bir özgüven şutörü. Yani Donovan Mitchell'ı anlatmaya gerek yok. Ama ikinci beşle alakalı bir soru işareti vardı. Orada da tabii gündelik performanslar bence playoff'ta gidebilecekleri yeri belirleyecek. Kesinlikle. Ki burada bir Cedi Osman parantezi lazım. Şimdi Nets maçında Cedi şutunu soktuğunda savunmadaki direnci zaten malum. Karis Bird biliyorsun komple bir deneyindir. Yani Karis bird'ün pek grisi yoktur. Siyahı vardır, beyazı vardır. Çok strik bir şutördür. Bu mesela bir net maçı oynadı. Bir kere savunmada inanılmaz iş yaptı. Ya yani bu Cleveland takımına ikinci beşte hücum katkısı verebilir Karis Lavert. Ama o kolektif savunmaya bu kadar iyi niyetle katılması bir koçun becerisi. Ricky Rubio bence dönüş itibariyle kendi standartının çok altında. Çok altında. Zaten Kobe Altman'ın harıl, harıl harıl oyuncu aradı ama ekleyemediği ve bu sebepten ötürü de epey üzgün olduğu konuşuluyordu. Ama Cedi Osman'ın ben playoff'ta hele ki bir Knicks serisi yakın geçecektir. En az iki maçında play kritik... maçın kaderini belirleyecek oyunculardan biri olabileceğini düşünüyorum. Şut sokan bir cedi... ikinci beşte Cleveland'da çok büyük katkı. Bir de sana Eben Mobley'nin 5 numarada oynadığı dakikaları soracağım. Geçtiğimiz sezona göre daha iyi mi? Ya tabii ki daha iyi çünkü tecrübe kazanıyor. Sonuçta... E, ilk defa da play oynayacak. Orada da olumsuz etkilenmiş olabilir. Zaten çok az play oynamış oyuncu var bu takımda. Donovan Mitchell bir de herhalde... E Cedi. Var mı başka? da oynadı. Ha Ricky var. Ya o eskis gibi olmadığı Aha. için biraz hep geri planda kalıyor. Ya şimdi burada mutlaka onlar da toplantılar yapıyorlardı. Biz hep Cedi'nin e, olarak istikrarlığından söz ediyoruz. Cedi köşe atışlarında yüzde 44 ile atıyor. Yani 44 çok ciddi bir rakam. Bir şekilde Cedi'yi topla doğru yerlerde, atışla doğru yerlerde buluşturmak da hem koçun hem de oyuna yön veren oyuncuların görevi. Çünkü nedense böyle geldikçe o yüzde düşüyor. Şimdi Cedi o 4'te 0, 6'da 0'ları, 5'te 1'leri yaşamazsa o kadar çok ikinci... dakika enerjisi de yüksekse getirdiği artı şeyler var ki yani bu sene mesela yani şimdi Beşiktaş'la şey yapmak istemiyorum. Cedri'nin 4 üçlük attığı hiçbir maçı soktu. Hiçbir maçı kaybetmedi. Yani şimdi bu Cedi'nin mevcut sistemde ve mevcut kadrodaki önemini gösteriyor. Ben bu yüzden zaten play-off serisine, ilk serisine vurgu yapıyorum. E tecrübeli tamam. LeBron zamanında çok süre almadı belki ama milli takımda çok ciddi de stres ve şey taşıdı. O açıdan ha bir de Cedi'nin 4 numara sen şeyi 5 dedin. Cedi'nin 4 numarada 164 pardon 644 pozisyonda bu sene Cedi Cleveland'da 4 numara oynamış. 121.3 hücum verimli 100 hücum için. Muazzam bir şey. Olağanüstü. Yani şimdi Sacramento'ya gelince şey yapacağız. Bu rakamın ne kadar ciddi olduğunu. Ve ortalama 12.8 sayı üstünlük sağlamış. Yani şimdi Bickerstaff'ın tabii ki o ikisini yan yana tutmak o Cleveland'ın savunma felsefesi için çok önemli. Ama şimdi 7 maçı arka arkaya ya da en az 4 kere devamlı aynı rakiple karşılaştığın zaman her şey masaya yatırılıyor. Tabii en ince ayrıntısına kadar. En ince diyorsun. ayrıntısına kadar. Bu alınan önlemlere karşı da belki de daha sık kullanılması gereken bir şey olacak. Bir de ben ikinci, ikinci, beşlerde abi yetenek tavanının düşmesine çok karşıyım. Yani önce yeteri kadar yetenekli oyuncu içeride olmalı. Şimdi ikinci beşlerden bahsediyoruz. Cedi 4 numarada. E bu Mobley 5 numarada. Bu bir kere sana zaten spacing'i veriyor. Bu Mobley açılabilen bir uzun Jared Allen'a nazaran. E Cedi Osman topu da yere vurabilen aynı zamanda iyi bir iştir. Bir de orada artık 3 kart tercih ediyor. Yani Garland ve Donovan Mitchell'dan biri Ricky Rubio, ve onlarla birlikte Karis Lavert. Eğer Karis Lavert böyle savunma yapacaksa, Cedi zaten ısırıyor, Moblin'in zaten e, belli bir tehdidi var. Ya yani Bu ikinci beş bana yetenekli geldi ve sanki Knicks serisinde ikinci beş farkıyla bölüm bölüm orada fark yaratabilir diye düşünüyorum Cleveland. Yani Lavert'in bu kadar off the ball oynayıp bu kadar çabuk, çünkü hiç kariyeri boyunca bu kadar off the ball oynamadı. Uyum sağlaması da playoff'lar için bence umut verici. Ama doğu çok zor seriler netleştikten sonra teknik detayları, öngörülerimizi de zaten paylaşacağız. Buradan Sacramento Kings'e geçelim Murat abi. Çok iyi bir savunmadan tarihi bir hücuma. Hele Çok ki, kötü bir savunma. Ya. ya. hele ki söz konusu Sacramento olunca yani birçok yakın nesil, genç basketbol sever, Sacramento playoff basketbolunu pek özdeşleştiremiyor. Sanki Sacramento insana kadar basketbol oynayan o, o, ve sonra e, insanların. insanların... Öyleydi. Kaç sene? 2005-2006. Yani 16 Divatslı, Pejalı, wattslı Page'alı... Robert ee, Doug Christie vardı. Doug Christie, Hido... en başta. Ya şimdi şöyle... Sacramento... büyük bir ihtimalle... NBA rekorunu kıracak. Hücum verimliliği konusunda. 118.6 Ama bir şey söylemek istiyorum. Lütfen gençler anlamayın. Yanlış anlamayın. Şimdi şöyle bir şey var. NBA tarihindeki en iyi hücum verimli olan 30 tane takıma baktım. Tamam mı? 26'sı bu takımların bu son şey, son dönem, son 7 sezon içinde. O açıdan bunu da bir yere koymak lazım. Sadece 4 takım 30'da 86 87 Lakers 23. sırada Showtime. 91 92 ...Chicago Bulls, Jordan Pippen, Horace Grant... ...26. sırada. ikisi de şampiyon oldu o sene. 27 Celtics, birçok kişi Celtics'in en iyi takımlarının Bird, McHale... ...DJ ve Robert Parrish olduğu dönem olur. 27. ve... 2009-2010, hayır 7 saniye hücum değil o... ...diyen Tony'nin. Nash, Starmeyer, Jason Richards, onlar da 29. sırada. Onun dışında... Bütün takımlar son 7 seneden. Ki bu takımların hepsi abi tarihte çok özel anılan işte. Run and gun takımları, Showtime. Yani artık... bu artık ne oluyor? Show artı Showtime mı oluyor bu sezonki Kings? Abi burada yani tebrik etmek lazım. Çünkü Kings hakikaten yani Mike Brown'dan ben pek beklemiyordum. Ama o kadar iyi koçların yanında çalıştık işte en son olarak da Steve Kerr. Ya yani biraz Warriors'ın da şeyini e, görüyorsun. Gerçi Sabonis'ten dolayı, Domantas'tan dolayı e, o hand-off'ları şutörler e, çok seviyor. Raymond Green'i e benzetmiş onu. Bayılıyor. En çabuk hücum eden ikinci takım, en çok e, hand-off kullanan takım, en az uzun mesafeli ikilik deneyen takım. Orada da işte biraz o matematik e, Daryl Morey'nin hesapları. Aynı devreye. zamanda Aziz Yıldırım'ın da üçlü katın üçlü katınca kazanıyorsunuz <laughs> diye bir, bir ifadesi vardı datında. Büyük başkanı. <laughs> Şimdi e, Sabonis çok mutlu çünkü Sabonis'in zaafı savunmaydı e, hala e, savunma ama hucumda bu kadar işin içinde olup yön, yön verici olduğu için hakikaten çok e, mutlu. 7.2 asist kariyer en iyisi, 12.5 Riban kariyer en iyisi. %61.2 genel şut yüzdesi, kariyer en iyisi. %62.9 etkili şut, kariyerin en iyisi. Yani 10. şeyde, field goal'da, ilk 9'da ondan bir tek yok iç var. Yani biraz yok iç bonus gibi oynuyor. Light yok iç der miyiz? Light yok iç ama tabi şey, üçlük ve şey yok iç kadar değil ama... Yani yok içi alamıyorsan ve böyle oynamak istiyorsan çok şey bir tercih olabilir. Üçlük yüzdesi yüzde 37.4 bu sene Kings'in. Sekizinci. Evet kötü savunma takımı ama üçlüğü fena savunmuyorlar. Yani en azından rakip onlar kadar yüksek üçlük yüzdesiyle oynamıyorlar. Yüzde 37.2. Şimdi NBA ile ABA birleştirdiği birleştirden bu yana üç takım field Gold'da ilk iki... field Gold'u savunmakta son iki olmuş. O kadar tarih. Yani ABA ile NBA ben daha lisede mi yok ya galiba ortaokul galiba. Bunların bir tanesi 76-77 Spurs, 77-79 Spurs, işte Iceman, George Gervin, ABA'den yeni gelmişler. Herkes cız 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 muazzam eğlenceli bir takımdı ama hiç NBA'ye uymadı. Biri de 81-82 Nuggets, Alex English, Kiki Vandibay. Üç takımda koçu Doug <laughs> O da ABA'den gelmişti. O işte ABA biraz at atı getirdi şeye, NBA'ye. Jordan'a kadar. Hiçbiri de ikinci tura çıkamadı. Şimdi bu bir... Soru bu zaten. Kings için evet. Yani playoff'a gidecekler. Hem de şaşalı gidecekler ama tur atlayabilirler mi? Bunu sana sormadın evvel Murat. Tabi gelmeden Boston maçını tamamen izledim. Şimdi Boston zaten çok iyi bir drive and kick takımı. Yani boyalı alana temas et. Dışarıya şütörlerine o besleyici pası at. Fakat bu kadar da iyi değiller. Yani Sacramento onları özellikle 3. çeyrekte dünya üstü bir takım gibi gösterdi. Çünkü drive savunması çok kötü. Hatta bazı pozisyonlarda Jason Taylor'ım ya drive etti pas atacak. Aa bomboşum diye i̇çeri, at. içeri attı. Yani pas atmaya dahi gerek duymadan bitirdikleri pozisyonlar var. Derek White'ın soktuğu üçlükler bomboş. Daha fazlasını da sokabilirdi. Şimdi o üçüncü çeyrekteki görüntü bana şunu sorduruyor. Bu takım evet playoff'ta hedeflenebilir bir takım. Çünkü attığından fazlasını yeme ihtimali her gece masada hele ki playoff basketbolunda. Haklısın. Yalnız Boston maçı belki belki ikinci ayağıydı. Arada da seyahat vardı. Bir de deplasmanda batıda kazanan tek takım. Yani evinde oynamış, deplasmanda oynamış. Çok fark etmiyor. Bu şimdi önemli bir şey. Niye fark etmiyor? Çünkü o kadar rahatlar ki. Yani e, hakikaten bozmaya çalışmazsan bir yerinden bu hücum makinesini Deplasmanda da kazanıyor. 22 galibiyet, 13 mağlubiyet galiba ki hiç fena değil. Batı için muazzam hatta. Yani ama şimdi Cleveland'ın her zaman bir şansı var bu savunmayı yaptığı takdirde playofflarda. Çünkü playofflarda oyun sertleşir, savunmalar daha ön plana çıkar ve bu nedenle de Kings bir dezavantajda. Ha, Diğerin Fox böyle oynayacak mı? Şimdi çok önemli. Niye biliyor musun? Ee, %77 ile çembere gittiği zaman pozisyonu bitiriyor. Ama Boston'ın Sweet savunmasına karşı o kanalları hiç bulamadı. İşte bunlar. İşte bunlar önlem. Ama drive sonu basket üretmekte çembere gitmese de dördüncü sırada bütün NBA'de. ilk üçü de sayayım sana. <laughs> hepsi ileride herhalde MVP adayı olacak şu anda değillerse. Ja Morant, Luka Doncic ve Gilgis Alexander. Muazzam. Ve maç başına 16.7 drive yapıyor. Şimdi senin söylediğin switch'e Mike Brown nasıl bir çözüm bulacak? Çünkü nasıl Trinkeri Efes'i savunma şeylerini her yıl üretir. Bu da Kings için playoff'larda bir şey. Ne? Küpe mi derler? Kulağına küpe olsun. Ha, Fox NBA'de crunch time'da en çok sayı üreten oyuncu seviyor oraları oynamayı. 171 sayı crunch time'da, şey clutch time'da 96-97 sezonundan beri clutch time sayıları tutulurken hucum verimliğinde takım olarak sadece geçen sezonun 128.7 geçen sezonun Phoenix Suns'ı iyi. Chris Paul, Devin Booker, şey Ayton Bridges. Ha, Michael Bridges. Bu da çok önemli bir şey ama dediğim gibi önemli olan burada bir şekilde sen atamayacağın anlar ne yapacaksın? Çünkü attırmayacaklardır. En azından Mike Brown'la ekibi yani bireysel bir şey dışında Mike Brown'la ekibi şey yapıp bir çözüm bulana kadar topu çok çabuk elden çıkarıyorlar. 2.9 saniye kalıyor bir oyuncunun elinde top. Topa üçüncü bu NBA'de. Topu alan oyuncunun dribling sayısı, en az dribling yapan dördüncü takım 2.2 dribling. Bir de Boston maçında Herter yoktu abi şimdi onu söylemek ama lazım. O, o çok diyorsun. önemli çünkü... Handoff'ları en iyi oynayan oyuncu bence. Handoff'ları en iyi oynayan oyuncu zaten... 3 tane %40'ın üzerinde üçlükle oynayan oyuncuları var. Herter de bunlar arasında en yüksek üçlük yüzdesine olan oyuncu. Şimdi tam maçı hatırlamıyorum ama bir maçın son 6 dakikasını Darren Fox'a neredeyse top değmeden... Sabonis Handoff... Ya Hurter'a veriyor, Hurter Sabonis perdesi üzerinden bir şey yapıyor ya da Sabonis çok sever zaten. O dribble handoff ya yani pas gösterip verir ya da vermez. Kendisi bitirir. O şekilde bir 6-7 dakika ikisi resmen şov yapıp maç kazandırmışlardı. Rakibi şimdi hatırlayamadım ama... Ya, sakatlık bu tür takımlar için çok önemli. Çok. Ya Hurter'ın mutlaka playoff'ta maç kaçırmayacak şekilde sahada olması lazım. Switch sabunmasına karşı Mike Brown ikinci yarıda Sabonis'i yakın aldırmaya çalıştı çembere. Ama Boston... Çok Yok. enteresan bir takım yani Sabonis'in etrafını... arı kovanı yaptılar. Yani işte e, demin söyledik Cedi'de... E, ilk beşte hem hücumda hem e, savunmada olan... tek takım. Ve Murat abi Boston dedik. Bir podcast, öncelikle dekoru ve kurgusu itibariyle acaba seninle... yapar mıyız diye düşünmedim değil yani keyifli gözüktü. Sen çok sıcak bakmadın açıkçası. Kevin Garnett... Ya, tamam, Leprechaun... Boston'un... Şans melekleri yani e, İrlanda'nın şeyidir. E, i̇ki tane güzel kız koyuyor oraya yeşil bikinili. Bu ne ya kocaman göbek? Evet o zaman yani, şimdiden dekor hazırlayacak arkadaşlarımızı içeride Çok tatlı e, olmaz mı yani? Çok daha tatlı olur. Hele ki bu abiden abi onunla of. oranlandığında yani, abi de abiymiş. Yanacak gibi. Ya. Murat abi burada bir kebap bu garnit. Bu çok tuttu biliyor musun çok. Tuttu. Neydi bunun adı? Topla ilgili, toplarla ilgili. Evet, toplar ilgili. Cold, <gülüyor> as... <gülüyor> cold as... balls galiba. <laughs> He, cold as balls. Top kadar, toplar kadar soğuk. Öyle gözüküyor. Şöyle bir demeç Melis e var. Melisa bakıyor. Ha? Toplar ne <laughs> Şöyle bir demeç var. Şöyle bir pasaj var. Ray Allen soruluyor Kevin Garnett'e. Biliyorsun araları çok çok kötüydü. O da şöyle diyor. Kobe'nin vefatı ve yaşlanmamız bana hayatın sonsuz olmadığını hatırlattı. Real'ınla artık aramda hiçbir sorun yok. Eğer ona bir şey olursa ve ona arkadaş olarak yardım edemezsem asıl onu üzülürüm, mahvolurum demiş. Real'ınla artık aramda hiçbir sorun yok diye altını çizmiş bu podcast'te. Şimdi bu podcast'te çizdi, onlar şeyde barıştı. Kevin Garnett'in numarası emekliye ayrılırken Celtics'te hatta Çok güzel sarılmıştı abi. yanına çağırdı, sarıldı. Şimdi tabii bu affetme olayı ben yani pek sıcak bakmıyorum. Sen bir listeden bahsettin. <laughs> ha cenazeme gelmeyecek insanların listesi var. Allah geçindermesin. Ne yaptı? Şimdi bunlar soyunma odasını paylaşmışlar. Beraber şampiyonluk yaşamışlar ki Celtics Larry Bird döneminden sonraki ilk şampiyonluğu. Tabii orada bir bağ var. Yani kızma sebebi de ne kadar geçerli bilmiyorum. Şu açıdan şimdi kontratı bitmişti. Ee, hepsi profesyonel yani iki yıllığına e, Celtics'in e, teklifi e, çok kısa bir iki yıllık bir kontrattı doğru hatırlıyorsam e, bir yere ha iki yıl 12 milyon Real'ında üç yıl 24 milyon istiyordu bu çok böyle Real'ın üzerinde duracağı bir şey değil çünkü Miami'ye gittiğinde 2 yıllığına 8 milyona anlaştı. Ama sen bench'ten geleceksin dediler. Çünkü bir sene önce bayağı sakatlık yaşamıştı. O sakatlık döneminde de Avery Bradley savunmada özellikle çok iyi oynamıştı. Şimdi bu adam 36 yaşında o dönem. Sadece kariyerinde 8 maç bench'ten gelmiş. Bütün kariyerinde. Yani şimdi bunu kabul etmemesi de yani Alan Iverson da biliyorsun e, etmemişti. Ya bir de saygı görmeyi istersin. Hele ki Boston'dan. Yani hem istediğin şey kontratı var. vermiyorsun. Hem bench'ten getiriyorsun. Hem de Rondo'yla büyük sıkıntısı vardı. Yani Rondo'yu direksiyonun arkasına niye direkt oturtuyorsunuz diye. Bir de bir tane daha şampiyonluk kazanıyor. Bence esas Garnett'le... Paul Pierce'ın kızdığı yer burası. Yani bizim Big Three, Miami'nin Big Three'sine geçemez düşüneceğiz. Hakikaten yani Miami'ye elendiler ama Garnett'le Pierce'ın kafasında hep şey vardı. Yani biz onları eleriz. Esas kızlıkları şey o. Bir de anlaşamadığı ortaya çıktıktan sonra Celtics'le özellikle Paul Pierce ama Garnett de aramış, mesaj çekmiş falan hiçbirine cevap vermemiş. E şimdi. Arkadaşınsa, kankansa en azından bir cevap verirsin. Ya KG kusura bakma ama yani Miami'nin teklifini kabul edeceğim gibi sağ ol diye bir şey yapar. Ama Kevin Garnett de çok laftan anlayacak bir adam gibi değil. Ya mesajı anlar, defalarca okur ya. Anka James de çok iyidir. <laughs> ben çok o filmi çok seviyorum ya. Yani o o ha bir de şimdi film dedin. Yani Real'ın şeyden bu yana o dönem hep... E, he got game'den sonra Denzel Washington'la hep basketbol sonrası bir Hollywood yıldızı olacağı yazılıyordu. Performansı inanılmaz beğenilmişti. Yani bench'ten eee yedek gelmez şeyiyle bağdaşları bağdaştıracağım. The Harvard Man diye bir filmde oynadı. Ama ön planda değildi bench'ten geldi yani. Hatta o film şike yapan bir basketbolcuyla ilgili mafyayla e, anlaşan bu basketbolcuyu Real'ın oynamadı. Bu Hedek hikayesi mi? Kolejde vardı ya Hedek. Yok yok Harvard da. Man diye. Yıllar önce tam şimdi detayları görmüyorum. İlk çıktığında Real'ın var diye izlemiştim. Yani şey benzeri bir performans bekliyordum. Jesus Shuttleworth. Ne güzel isim. Değil mi? Jesus Sharaway. Ya mesela basketi anlattık ya o ismi anlatmayı çok isterdim. Ha bu arada şeyi unuttuk ya. Aa, programın sonuna İkinci ikisini arka arkaya, arkaya veriyorum. İki oyuncumuz da NBA'de oynadıkları ilk takımlarıyla şampiyonluk yaşadı. Güzel bir ipucu. Değil mi? Çok. Cümlemiz de şöyle. Amcam ata binip hava almaya çıkardı. Ben galiba anladım. Amcam ata binip hava almaya çıkardı. Evet. Amca da bir yakınlaştık ipucuyla. Bak 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 yani şimdi. Abi dün geçtiğimiz hafta TÜBİTAK hazırlamıştık. E, Çok zor oluyor. Zor Ömer oluyor. bana panik şeyi atıyor. Ha bir de e, biri bana şeyi sordu. Arkadaşlar ilk cevap veren değil. Formala yani mesela 50. şeyse numara 50. doğru cevabı veren o forma şey tişört kazanıyor. Hmm. Anladım. O zaman bu hafta bakalım kaçıncı Geçen hafta sıfır olduğu için Tatum'da ilk doğru bileni aldı Ömer. Ağzına sağlık. Sağ Bu abi. arada NBA ekstrada da bu hafta e, hakikaten izlemenizi tavsiye ederim. Hiçbir zaman New York Knicks taraftarı olmadım. Ama o maçı da izlemiştim canlı olarak. Tüylerim diken diken olmuştu. Wall Street nur içinde yatsın. O günlerden time management, load management, game management'lara nasıl geldik? Kısa bir hikayemiz var. Fanzon'u da hatırlatalım. Pazar günü yine karşınızda olacağız. Sorularınızı bekliyoruz. Yakın dönemdeki fanzonlarda ben çok keyif alıyorum Murat abi. Çok fazla soru cevaplıyoruz. Çok fazla sohbet havasında oluyor. Çok teşekkür ederiz ilginiz için. NBA Game Time'ı kapattık. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yani şimdi bir gün Steph'le şey yapmak istemiyorum. Cedi'nin 4-3'lük attığı hiçbir maçı soktu. Hiçbir maçı kaybetmedi. Yani şimdi bu Cedi'nin mevcut sistemde ve mevcut kadrodaki önemini gösteriyor. Ben bu yüzden zaten playoff serisine, ilk serisine vurgu yapıyorum.